arkadaşlarım. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Şişli Şubesi'nin düzenlemiş olduğu enflasyon muhasebesi eğitimine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bugün aslında 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla biraz buruz. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum dolayısıyla. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bunun dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşu için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Aslında asrın felaketiyle ilgili duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek gerçekten çok güç. Hepimiz için de çok zor. Hayat daha farklı yaşıyor. Şimdilik bununla ilgili Allah'tan rahmet diliyoruz vatandaşlarımıza. Hayatı onlar için de, kendimiz için de kolaylaştırmak için depremle ilgili kendimize ve çevremizi bilinçlendirmekle ilgili de yardımcı olmak için de onlara katkıda bulunmak için hepimizin bilinçli hareket etmesini istiyorum açıkçası bununla ilgili. Eğitimle ilgili olarak da açılış konuşmasını yapmak üzere Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Şişli Şubesi Başkanı Ali Kesi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Başkan, buyurun. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğimizin değerli genel başkanım, İktisadi Dayanışma Haber Ajansı İlke sahibi sevgili dostumuz Müsteşfi Mer, UYUMSAR Kurumsal İş Yönetimleri Müdürü Esin Çatıkbaş, değerli üyelerimiz, sevgili meslektaşlarımız ve değerli hocamız Selda Altunsoy, hepiniz bugünkü enflasyon düzeltmesi seminerimize hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle ben de Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden, birçok ilimizi etkileyen, bu depremde sakat kalan, kaybolan, vefat eden tüm vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sabırlar diliyorum. Bir daha bütün depremler yaşanmasın demeyeceğiz çünkü deprem ülkesiyiz. Bu acıları yaşayacağız ama bunları asgariye indirebilecek noktada tüm yöneticilerimizin seferber olması gerektiğini düşünüyoruz ama ne yazık ki hala İstanbul depreminden sonra da bu tür çalışmaların çok fazla yapılmadığını, bir hafta boyu yalanmadığımızı da biliyoruz. O günlerden 1999 depremini yaşadığımız süreci hepimiz çok iyi biliyoruz. Ondan sonra deprem toplanma alanları, işte hepimiz belli, işte deprem çantaları benzeri gibi kişisel hazırlıklarımızı da yapma noktasında bir ölçüde deprem bilinci oluşmuşken, yani hep depremleri bekler hale geldik. Bu anlamda da kendimizi ve ülkemizi daha bilinçli hale getirme noktasında mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü seminerimiz enflasyon düzeltmesi semineri. Açıkçası uzun bir süredir
gündemimizde yer alıyor. En son 2004'te Filosof düzenleriyle ilerlediğinde Filosof muhasebesi gündemimizde yer almıştı. Bu dönemde yaşamış bir meslektaşımız olarak o koşullar çok daha zordu. Açıkçası teknolojinin bu kadar gelişmemişti. Odamızın da büyük bir çabasıyla, özellikle hazırladığı CD'yle bunu bir ölçüde kolaylaştırmıştı. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki süreçte de odamız tekrar bu mevzuat yönünü de ele alarak uygulamalı eğitimlere birkaç gün içinde başlayacağını biliyorum. Bunu Serdo Hocam da bir kadarıyla anlatacaktır. Onun dışında yine bu akşam burada ERPA Muhasebe Meslek Grubu'nun 15 günde bir yaptığı toplantılar oluyor. Bugün de yine bir toplantısı var. Kadir Bozkurt arkadaşımın sunumuyla soru yaptı. İnteraktif bir şekilde bugün akşam 6'dan sonra da yine burada bir toplantı olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar da kurum sözcüsü arkadaşlarımız burada. Her zaman bu toplantılarda katılımınızın önemini vurgulamak istiyorum. Eğitimle ilgili söyleyeceklerimiz tabii ki hocamız söyleyecek ama önümüzdeki süreçte muhtemelen tebliğ çıktıktan sonra tebliğde çok ciddi eksikliklerin olduğunu, çok müdahale edilmeyen şeylerin olduğunu ve önümüzdeki süreçte de işçilerin çıkacağı noktasında duyumlarımızın olduğunu söyleyebiliyorum. Ben eğitimimizin biraz başarılı geçmesini diliyorum. Katılım gösteren Serdo Hocamıza, yüksek Serdo Hocamıza, siz değerli öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz.